Evet arkadaşlar, şimdi size bir iki tane yani bir video izlettireceğim. O video kısa kısa izleyince göreceksiniz. Ermenistan ile Azerbaycan'ın Karabağ arasında yaşanmış olan o işgal ve sonra geri o toprakları geri alınma sonucu Ermeni askerlerinin davranışı ve Azerbaycan askerlerinin davranışı ve sonra da yaptığı hareketlerle alakalı bir video izlettireceğim. İkisini de YouTube'da ve Facebook'ta görünce kanım dondu. İlk başta size bakın, Azerbaycan Ermenistan'a geri alınca Ermeni vatandaşlarına nasıl davranıyor bir bakın arkadaşlar. Önce bunu bir göstereyim. Deşe lazımdır, para et yoksa yok. Dede, evim patlar mahtar. Siz Azerbaycan dilini bilmişsiniz ya. Bunlar bilince Azerbaycan dilini. Yok. Bu da bilir, bu yok. Onlar da yok. 2000 bundan evvel siz buradan gidende bizler bütün şeraiti yarattık. Vakt verdi ki öz emlaklarınızı yıkasız, aparasız. Onunla beraber size bir daha biz izah edelim ki eğer kalmak istiyorsanız kalın burada yaşayan. Azerbaycan Respublikası'nın vatandaşlarının bütün hukukları size de şamil olacaktı. Siz burada bizim vatandaşımız olarak yaşayacaksınız. Siz bunu bazı istemediniz ve gittiniz. Ve biz size kömek eledik. Bütün emlaklarınızı yığmağa da, maşına da koymağa bazılarının. Kadın vardı burada, kişi vardı. Ona da kömek eledik. Emlaklarını koyduk maşınlara, yola saldık gittik. Bununla beraber o gün de biz size bu şeratı yarattık. Ve siz bunu meyhen sesini götürdünüz, apardınız. Lakin şimdi biz bütün humanitar hukuk kaydalarına uygun olarak, bütün dünyada kabul olmuş kaydalara uygun olarak bunu dedik. Hiçbir vatandaşınıza burada yaşayan ahalinin hiçbirine karşı ne bir şiddet, ne bir tepki, ne bir taklidi söz, hiçbir şey değil mi? Düzdür. Düz. Hamısına hürmetle biz yola saldık. Bütün kanunlara uygun olarak, yani insanlık hatırına, Azerbaycançılık hatırına biz öz devletimizin bütün kanunlarına riayet edildik, dünya kanunlarına riayet edildik. Bu oğlan, koyun kuzularının hamısını aparıldı. Yeter. Birinci video yeter arkadaşlar. Biraz yani %100 anlamasanız da işte bir şey bayağı anladınız. İkinci videoyu izleteyim. İkinci video biraz şiddet içerikli olduğu için bakın görüyorsunuz değil mi? Facebook bile yayınlamıyor ama bakın videoyu size izlettireyim. Bakın. Biraz ileriye alayım. Bakın. Kadının yalvardığı yere bakın arkadaşlar. Yalçın teyzenin. Yani teyzenin orayı ben tekrar göstereyim. Teyzenin orayı bakın. Thank you.
görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu videonun biraz daha devamı var ama ben işte size bu kadarını yayınlayayım. Daha devamında yayınlayacağım video, görüntü hani şiddet içerikli olduğu için kesinlikle yayınlanmayacak ve video yayından kaldırılacak. Ben bu kadarını göreyim. Birinci izlediğiniz video Azerbaycan Karabağ'ı geri aldıktan sonra Ermeni vatandaşlar oradaki yaşayanlara diyor ki ne? Bakın gitmeyin, topraklarınızda kalın diyor. Buradaki diyor Azeri yaşayan Azeri vatandaşlara uygulanan kanunlar, kurallar her şey sizin için de geçerli. Sürünüz burada kalsın, eviniz, barkınız, her şeyiniz, gitmenize gerek yok. Size kimlik verilecek diyor ya. Adamlar kafayı yemiş ya, manyak diyeceğim ya, manyak manyak adamlar. Ya başınıza... Siz bir yeni bir CHP mi türetmek istiyorsunuz ya? 20 sene sonra, 30 sene sonra bunların torunları çıkacak diye özgürlük istiyoruz, adalet istiyoruz, özellik istiyoruz, özel yönetim istiyoruz diye ayaklanacaklar ya. Sizi ele geçirecekler. Bunlara yaptığınız bugünkü iyilik kimin gözüne girecek? Siz dünyada kendinizi kime ispat etmeye çalışıyorsunuz ki ne? Bir keresinde zaten Türk milleti dediği zaman bütün dünya en güzel işi yapsam bile sana düşman. Adam Fransa açıkladı, ben Karabağ'ı tanımıyorum dedi. Bak şimdiden daha ya, sen orada Ermeni çocuklarını yetiştirsen, onları barındırsan, onlara maddi destek imkan sunsan kime ne fayda? Kim ne anlar? Kimin umurunda? Kimin umurunda? Yarın diyorlar ya, besle kargayı, elden evvel gelir senin gözünü oyar diyor. Elden evvel sizin gözünüzü oyacaklar. Ve hem sen yani orada Ermenilere diyorsun ki ne, gitmeyin burada kalın diyorsun ya. Ya o adamın orada evi, tarlası, şunu bunu var ya. O evi, tarlayı kimden almış ya? Kimden, o tapuyu kimden satın almış? O araziyi kim vermiş ona? Gelmiş de para mı vermiş çil çil? Adamlar işgal ettikleri araziye gelmiş, çöreklenmişler. Gitmiş oturmuş oraya. Ermeni'nin devleti para pul karşılığı belki aldıysa da biraz kendine aldı. Adama tapu verdi. Adama orada arazi verdi. Tarla verdi. O adam oraya evini dikti. Arazisini, tarlasını dikti. Sen... Ermenistan'ın dağıtmış olduğu arazi, yani normal tapu mal sahibi sensin. Ermeni'nin aracı olarak gelip senin malını, babasının malı gibi dağıtmış olduğu araziyi sen de kabullenerekten Ermenilere kalın arazinizde diyor. Neyi kal diyor ya? Sen kimin arazisinde kal diyorsun? Ora kiminkine? Ora kiminkine? Nereden onların oluyor? Nasıl kalıyorlar ya? Adamlar çöktüler, sizin malınıza çöreklendi ya. Türk topraklarına çöreklendiler. Kimden aldılar? Parayı kime saydılar? Hangi Türk milletine vermişler o arazinin parasını da almışlar? Adamlar malımıza çöktü. Nasıl kalsın ya? Çıksınlar, def olsun gitsinler ya. Ya iyiliğini yapacaksan gene iyilik yap. Katletmek zorunda değilsin. Onun canını almak zorunda değilsin. Ona yolunu aç. Gideceği yere güvenli bir şekilde gitsin. Alacağı özel eşyası, pılını pırtısını alsın. Def olsun gitsin ya. Adam evini boşaltıyor, çatısındaki tahtaları söküyor, araçlar orada ormanların içindeki ağaçları kesiyor, yüklüyor aracına, kamyonuna götürüyor ve geride kalan evini ve ormanı ateşe verip gidiyor. Böyle karaktersiz, haysiyetsizler. Adamlar kendi çocuklarını almadan orada bırakarak gidiyorlar ya. Ermeni çocuklarını Azeri askerlerin beslediklerini gördük ya, süt ekmek verdiklerini. Verin, besleyin, yardım edin ama adama ne demek sen burada kal demek ya? Sen hangi iyiliği hani göz önünde bulundurmaya çalışıyorsun? Nereden hani sen hangi iyiliği kime yapıyorsun ya? Ya bunlar Hocalı katliamını yapıp kalbinizi, ciğerlerinizi elinizde ellerine çıkartıp da dişleriyle çiğ çiğ ısıran adam bunlar ya. Bu adamlardan yediğiniz kazık yetmedi mi ya? Kafayı mı yediniz ya? Ya def olsun gitsin, siktir et gitsin ya. Sana ne ya? Milletin bir enayisi siz misiniz? Def olsun gitsin ya. Sen bu duruma gelmişsin. Barış imzalamaya ne gerek var? Yani devam edip gideceksin. Ermenistan'ın topraklarına kadar gireceksin. Alabildiğin kadar kanimet alacaksın. Adam 30 yıl senin topraklarına peşkeş çekti. Aldı, sattı, yedi, vergisini topladı. Kendi adamlarına peşkeş çekti ya, kendi vatandaşlarına. Sen de onun arazisine gir. Gir. Ha bugün çıkacağım, ha yarın çıkacağım deyip alabildiğin kadar al oradan ya. Senin kendi arazine adam gelmiş 30 yıl önce çöreklenmiş, kendi vatandaşlarına bedava dağıtmış. Şimdi de sen de diyorsun evinde barkında kal. Nerede kalacak? Ne onun evi barkı? Nereden oluyor onun ya? İşgal ettiği evin içine girmiş, 3-5 sene sonra mal sahibi olmuş. Manyak mısınız ya siz? Kafayı mı yediniz kafayı? Arızalı mısın? Bunların torunlarıyla kim uğraşacak? Yarın CHP gibi hain olup türüp çıkacaklar. Vatan millet düşmanı olacaklar. Bunlar kalkıp da Ermeni Azerbaycan bayrağının altında kalıp da Azerbaycan'la
Hizmet mi edecek ya? Ajan mı yetiştiriyorsunuz siz? Sıyırdınız mı? Kafayı mı yediniz? Manyak mısınız ya? O kadar şehit verdiniz. Adamlar sizin sivil insanlarınızı katlettiler ya. Sizin o 1992'de yapmış olduğu o videoyu, normal videoyu, işgallerini bugün Facebook'ta, YouTube'da yayınlayamıyoruz. Adamlar kaldırıyorlar, yasak. Şiddet var, çok ağır şiddet var. Kaldırıyoruz, yayın kaldırttırıyor, onlar kaldırttırıyor. Onlar kaldırttırıyor, şiddet var, ağır şiddet. Sen de kalkmışsın bugün adama yer yurt veriyorsun. Sürülerin, ineklerin, davarların, hayvanların kalsın burada. Sen ek, bir biç, yerleş, burada kal. Aynı hakka, hukuka, özgürlüğe sahipsin. Kafayı yemişsiniz. Başka söyleyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Aklınızı başınıza almanız lazım. Bu Türk milletine dünyada ağzıyla kuş tutsa kimseye yaranamaz. Ağzıyla kuş tutsa. Türk'ün, Türk'ten başka dostu yoktur. İstediğin kadar yardım et. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Müslüman olmayan kimseye de güvenemeyiz. Bu kadar basit. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.